Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yine Merdan'la bir robot süpürge incelemesine hoş geldiniz demek isterdim ama bugün Koray'la birlikteyiz. Ve Koray'ın evindeyiz. Yanımızda da Sif ve Mişa var. Mişa var. Sif dur kızım. Ve arkadaşlar bu videodaki konuğumuz da Dreamy Bot L10S Pro arkadaşlar. Koray'ın evini seçmemizin sebebi tabii ki iki tane böyle tosun gibi köpekle yaşıyor olması. Ve doğal olarak tozlanması da daha fazla oluyor değil mi? Çok fazla tüyleniyor yani tozdan ziyade ötüyor abi. Dreamy L10S Pro da belli vaatlere sahip. Bakalım bu videoda bize şovunu yapacak mı? Biraz daha yakından görelim ürünü. Şimdi arkadaşlar ürünün önce bir kutusuna bakalım. Bu şekilde klasik bir kutuyla birlikte geliyor ürün bize. İçinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunun arkasındaki QR kodu okutarak uygulamasını indirebiliyorsunuz ürünü. Bunun az sonra faydalarına geleceğiz zaten. İçerisinden bir adet fırçamız çıkıyor arkadaşlar. 2 adet mop başlığımız çıkıyor böyle. Bunun dışında şarj ünitesi ve cihazın kendisi de geldi. Ürün siyah ve biraz daha cool görünüyor bence. Siyah evet, renkli evet. Robot süpürgeleri ben daha çok seviyorum. Her ne kadar kendim beyaz kullansam da. Bazı ürünler şarj ünitelerine yaklaşırken onu bulmakta ya da tam olarak oturtmakta zorlanıyorlar. Ancak Dreamy L10S Pro'da şarj ünitesi arkadaşlar böyle ince bir çukuru var. Bu yüzden burayı çok kolay kendine oturtabiliyor ve bu konuda gerçekten gördüğüm en iyilerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ürün üzerinde 3 tane düğme var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi home düğmesi yani ürünü tekrar şarj ünitesine gönderebiliyorsunuz. Kapat aç ya da aynı şekilde başlatma ve durdurma işlevlerini sergileyen bir düğmemiz var. Bir de bölgesel temizlik anlamına gelen bir spot düğmemiz var. Uygulama içinden temizlik için belli bölgeyi seçebiliyorsunuz. Ve L10S Pro sadece gidip o bölgeyi temizleyip tekrar ünitesine dönebiliyor. Bu ana fırçamızı arkadaşlar şöyle takıyoruz buraya kolayca. İki mop başlığımız var. Bunların ikisini de aynı anda biliyoruz zaten. Bir ana fırçamız var ve bu şekilde ürün bizim için tamamlanmış oluyor. Bir de toz ve su haznemiz var. Onun için de şöyle üst kapağı kolay çıkarıyoruz. Bu böyle plastik ama sert bir plastikten çok kolay zarar görecek bir plastik değil. Burada bir lidar sensör var arkadaşlar her zamanki gibi. Zaten çalıştığında içinde döndüğünü de görebiliyorsunuz. Haritalandırmayı gerçekten çok hızlı yaptı. Beklediğimden çok hızlı yaptı onu söylememiz lazım yani. Aynen. Bir de bunun dışında bir tane fırçamız çıktı arkadaşlar. Direkt içerisinde böyle gizli olarak geliyor. Hani kaybolma olasılığı da yok. Bu da güzel bir özellik verdi. Evet, içine oturtup bırakabiliyoruz direkt. Şöyle bir toz ve bir de su haznemiz var. Su haznemiz arkadaşlar 200 mililitre. Çok büyük gelmeyebilir ama aslında yeterli diyebilirim. Hani her temizlikte bunu sadece yenilemeniz gerekecek. Çünkü Dreamy L10S Pro büyük bir alanı temizleme vaadi veriyor bize. Tam 250 metrekareyi tek şarjda temizleyebileceğini söylüyor bize. 200 mililitre bize 250 metrekare için yeter ama sonrasında yenilememiz gerekecek. Ve bu şekilde kolayca takabiliyoruz. Halı, parke ve laminatı da temizleyebileceğini söylüyor bize ürün. Bir de tabii ki toz haznemiz var. Bunun dışında bir de toz bölmemiz var. Neredeyse yarım litre 0.45 litrelik bir toz haznesi bu. İçerisinde torba da yok. Bu yüzden direkt böyle kolayca temizleyebiliyorsunuz. Bir torba yardımıyla mesela direkt aldınız attınız. Tekrar takıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz. O zaman herhalde anlatacağımız her şeyi anlattık. Bir su haznesini dolduralım. Onu da her zamanki gibi yani herhangi robot süpürge gördüyseniz onu da her zamanki gibi şurada küçük böyle bir plastik bölmesi var. Bunu açarak içini doldurabiliyoruz. Bunu bir dolduralım. Sonrasında temizliğe başlayalım istiyorsanız arkadaşlar. Ürün temizliğini yaparken biz de bir yandan anlatmaya devam edelim. Şarj ünitesi arkadaşlar dediğim gibi bu boyutta. Arkasında bir adet şöyle bant var. Bant çıkartıyorsunuz ve örneğin buraya koyayım. Böyle buraya sabitleyebiliyorsunuz. Hani biraz daha hafif durabilir ama kolay kolay sarsılmıyor. Girişte taktıktan sonra bak tabi yetişti ha Koray. Bu şekilde takıyoruz ve artık ürün hazır olmuş oluyor bizim için. Ama bir su haznesini doldurup geleyim hemen ondan sonra devam edelim. Ben şimdi biraz su koydum buna Koray. Gelsene. Yüzey temizleyici falan da ekleyelim buna. Biz bu arada arkadaşlar sadece salonu temizleyeceğiz. Yine Koray'a gündeliğe gelmiş olmayalım diye. Oradan çıkandan zaten bir hesap yapabiliriz diye düşünüyorum artık. Bence yeterli. Evet. Gidelim ürünümüzü takalım yerine. Ve sonra devam edelim. Bu şekilde yerine oturtuyorum arkadaşlar. Şöyle haznesini de takayım. Şarj alanına oturtalım. Ve kendi kaderine bırakalım. Ürün sesli destek veriyor arkadaşlar. Başlangıçta İngilizce geliyor ancak Türkçe ya da farklı dillerin eklentisini indirebiliyorsunuz. Bu da bir açılış müziğiydi bizim için. Arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi kılavuz arkasındaki QR koddan Dreamy'nin uygulamasını indirebiliyorsunuz. Ama eğer orada indirmezseniz de yine Play Store'da ya da App Store'da bunun uygulaması yer alıyor. İndirdikten sonra ürün hızlı bir şekilde evi haritalandırıyor. Az önce de bahsettiğim gibi gerçekten bunu beklediğimden çok çok hızlı yaptı. Ardından da hızlıca temizliğe geçebiliyor. Burada 4 farklı emiş gücü var. Birincisi biraz daha standart ama 4. seviyede daha güçlü bir çekişe sahip oluyor. Burada bana kalırsa hangi sıklıkla evi temizleyeceğinize göre emiş gücünü seçebilirsiniz. Ben mesela robot süpürgemi
her gün çalıştırıyorum. Bu yüzden birinci ya da ikinci seviyede kullanıyorum. Çünkü her gün çalışıyor zaten. Sürekli dördüncüde çalıştırıp da ürünü yormanın, şarjını da hızlı hızlı azaltıp doldurmanın anlamı yok çünkü. Ama siz haftanın belli günlerinde kullanıyorsanız tabii ki üçüncü ya da dördüncü emiş gücünü tercih edebilirsiniz. Çünkü ürün gerçekten çok güçlü bir emişe sahip arkadaşlar. Burada 5300 paskallık bir emiş gücünden bahsediyorum. Oldukça yüksek bir oran. Ayrıca Google Asistan'dır, işte Alexa'dır, çeşitli farklı sesli komut uygulamalarıyla da entegre çalışabiliyor ama o tabii ki Türkiye'de şu an tam olarak çalışmadığı için yapacak bir şey yok. Yani bir gün Türkiye'de de çok verimli kullanabilecek olursak ürün bize bu hakkı tanıyor. Hadi gelin bir süpürgeyi çalıştıralım arkadaşlar. Şu kapıyı kapatayım. Evet, uygulama üzerinde görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda odayı, her şeyi bileşik yazmışlar. Ya da işte bölgesel temizlik, az önce bahsettiğim nokta ya da spot temizliğini yapabiliyoruz. Burada belirli bölgeleri engelleyebiliyoruz. Örneğin arkadaşlar diyelim ki mesela burada Koraylar'ın bilgisayar masası var. Altında işte köpeklerin oturma yeri var ya da kablolar var. Kablo konusuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü bir ürün, bir robot süpürge ne olursa olsun ince bir kabloyu içine alabilir. Bundan kurtulamazsınız. Bunun ürünle hiçbir alakası yok. O yüzden olabildiğince kablolardan korunmanız gerekir. Ayrıca da eğer belli yerde kablonuz birikmişse bu bölgeyi engelleyebiliyorsunuz uygulama üstünden. Robot hiçbir şekilde oraya gitmiyor. Ama şu an biz genel olarak bırakacağız bakalım nereye ne derece alacak diye. Tabii ki şu an sadece bu odayı temizleyeceğiz. Oda 1 diye geçiyor uygulamada ve ben oda 1'de temizleme ayarlarına giriyorum burada. Süpürme ve paspaslamayı seçiyorum. Emiş gücünü de turbo moduna getiriyorum. Yani 4. seviyeye çıkartıyorum. Burada zaten bir uyarı veriyor ve diyor ki turbo modunda pil performansı düşecektir. Yani pil daha hızlı gidecektir diyor. Bu zaten beklediğimiz bir şey bizim. Paspas pedin nemi. Biraz kuru, nemli ya da ıslak seçebiliyoruz. Nemliyi seçelim. Çok abartmayalım. Temizlik zamanları diyor. Bunu da 2 diyelim. Özel temizlik diye bir alan var arkadaşlar. Bunu okuyorum. Etkinleştirildikten sonra her alan için kişiselleştirilmiş emiş gücü ve su hacim kullanabilir. Yani bu özel temizlik gücünde atıyorum ben diyelim ki bu bölgeyi seçtim. Burada halı var ya. Mopu kuru kullan diyorum. Islatmaya gerek yok diyorum. Ama işte köpeklerin sürekli yattığı ya da işte oyun oynadığı alan diyelim ki burasıysa burada olabilecek en ıslak ve en güçlü emiş gücüyle çalış diyorum. Ama bunu şimdilik standart seçeceğim. Ayrıca temizleme sırasını seçebiliyorsunuz ama biz şu an sadece bu odayı temizleyeceğimiz için bir sıralamaya ihtiyacımız yok diyorum ve temizlemeyi hazır mıyız? Başlatıyorum. Geldi mi ses? Halıyı şu an aldı ama halının üstünde de o yüzden bir şey demiyorum. Biraz başlasın bakalım alacak mı halıyı? Evet, halıdan kurtuldu. Evet, şu an sesi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ses biraz yüksek ne olursa olsun yani. Ama dördüncü seviyede bu kadar yüksek bir ses vermesi de oldukça normal. Hani birinci, ikinci seviyede böyle bir sorun yaşamayız ama şu an güçlü bir temizlik talep ettiğimiz için böyle bir ses gelmesi normal. Bunu da isterseniz siz evde yokken çalıştırabilirsiniz. Onu da yine uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Ben mesela gün içinde ofiste olduğum için saat 12'de çalış ve evi temizle diyorum. Ben evdeyken robot süpürge evi temizliyor ve tekrar şarj istasyonuna dönebiliyor. Tam olarak aynı şeyi yine Dreamy L10S Pro'dan da talep edebiliyoruz. Dreamy'nin uygulaması sayesinde ayrıca robot süpürgemizin hangi gün, saat kaçta temizlik yapması gerektiğini, hangi bölgeleri temizleyip hangi bölgeleri girmemesini, şu anda nerede olduğunu, şarj seviyesini, su seviyesini ve daha pek çok şeyi en ince ayrıntısına kadar görebiliyoruz. Mesela halıya çıktığı için şu an mopu kullanmadı. Halıdan indi ve mopu tekrar kullanmaya devam ediyor. Bir şey köşeye sıkıştı. Köşeye sıkıştı bekliyor. Bak. Çaktırmadı. Evcil hayvanlarla iyi anlaşabilen bir robot süpürge arkadaşlar. Üzerindeki lidar sensör anlık olarak çalışıyor arkadaşlar ve bu sayede de daha önce haritalandırma diyelim ki orada bir engel yok ama şu anda anlık olarak bir engel çıktı. Anlık olarak evcil hayvan yürüyordu, geldi oraya oturdu, yattı ya da işte Koray'ın yere yatası geldi. Böyle olunca Dreamy L10S Pro bunu anlık olarak görüp yolunu değiştirebiliyor ve buna göre yeni bir haritalandırma yapabiliyor. Evet, temizliğimiz tamamlandı arkadaşlar. Ürünümüz şarj istasyonuna döndü. Paspası çıkarın ve yıkayın diye bir uyarı verdi bize. Şöyle görüyorsunuz, paspas gerçekten kirlenmeyi başarmış. Güzel bir temizlik olmuş onun için diyebiliriz. Paspas pedleri kaldırıldı. Duyduğunuz gibi şu an pedleri kaldırıyoruz. Bakalım ne kadar toz toplamış bir onu görelim. Temizlik arkadaşlar fena geçmedi. Yani biraz yavaş yaptı ama birkaç tur attı. O yüzden beklediğimden uzun sürdü ama güzel bir temizlik yaptığını söyleyebilirim gerçekten. Her gün çalıştığı bir senaryoda tekrardan böyle bir arkasına elektrik süpürgesi tutmamıza gerek kalmayacakmış gibi düşünüyorum ben. Çünkü şu masanın altlarını vesaire sehpanın altını gayet iyi temizledi. Evet, şöyle bir açmadan önce ara ara halıyı topladı arkadaşlar robot süpürgemiz. Ama ya bunda pek onu suç bulmayacağım çünkü ya altı kaydırmaz değil arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz halıların toplanması çok normal. Ama sizin köpekler için mantıklı olan bu herhalde. Ya aynen abi. Ya diğer türlü dikey süpürgeyle vesaire toplamaya kalktığın zaman sabah tutuyorum.
Ofise geliyorum, akşam geliyorum, bir daha tutuyorum. Sürekli bir temizlik var. Bir de Villada'sı üzerine hani bunun mop özelliğinin olması da Villada'dan böyle beni kurtaracak. Bir de içerisinde biz bir tık yüzey temizleyici falan koymuştuk. Temiz bir şekilde hani temizlik kokusunu veriyor evde şu an. Evet, fena bir koku gelmiyor. Ama bak su bitmemiş bile. Bunu da söyleyeyim. Gerçi bir tek salon temizledik. O yüzden bitmemesi normal ama suyun büyük bölümünü kullanmış arkadaşlar. Şöyle %30'u falan kalmış içinde. Bunu söyleyeyim. Bir de gelelim toz haznemize. Oy. Şurada filtresi tertemiz bu arada gördüğünüz gibi. Ama tozu topladığı yer bayağı bir geniş. Şöyle bir... Oo, mami şuna bak mami. Ağzına kadar dolmuş ha. Şuraları pirinçleri görüyorsunuz. Hem pirinci hem kahveyi bayağı dolu dolu almış. Bu da benim elimde. Dur. Hatta bir şurayı da bir göstereyim şu kahveyi bir. Baksana kahveyi tüylerle beraber nasıl toplamış. Ki bu eve daha sabah Villada tutuldu. Ona rağmen çıkan tüy gerçekten çok iyi. Bu arada filtresi hala tertemiz. Şunu da görüyorsun değil mi? Şöyle kalan tozları da bir alalım. Bu arada bayağı elimde bir bayağı toplamış. Şuna bakar mısın? Filtreyi bir sileceğim. Ve yani bakar mısınız? Hiç şey yok mesela şu an. Hiçbir toz moz, hiçbir şeyin etkeni yok. Yani filtresi gerçekten tertemiz kalmış. Şeyde de yok bu arada. Toz haznesini topladım, dışarıya da bir çıkarması yok. Yani elimde benim bulaştırdıklarımı aldı sadece. Yani tozu içeride tutmayı başarmış arkadaşlar. Bu kadar bir miktarda tek seferde toplamayı başardık. Yani ben üründen açıkçası memnun kaldım. Sen ne düşünüyorsun? Abi şöyle düşün. Sabah akşam elektrik süpürgesi ve Villada tutuyorsun eve. Ofise gelmeden tutuyorum. Eve geliyorum. Tekrar tutuyorum. Ondan sonra gündelik hayatıma devam edebiliyorum. Evet. Hani bunun bu yük alması çok güzel bir şey bana kalırsa. Yani teknoloji arkadaşlar zaten sizin zamanınızı koruyabilecek bir şey. Zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlayacak bir şey. Ve Dreamy Leones Pro da size bu konuda gerçekten çok yardımcı oluyor diyebiliriz. Yani arkadaşlar elimizde güçlü, kaliteli ve sağlam bir robot süpürge olduğunu söyleyebiliriz. Pili de sağlam bu arada. 5200 mAh'lik bir bataryaya sahip. Bu da arkadaşlar büyük bir evi, yani video başında söylediğim 250 metrekareye kadar çıkabilecek bir bölgeyi tek seferde temizleyebilecek bir pil kapasitesi. Şu anda mesela yaklaşık 1 saat falan evi süpürdü ve %69 şarjı, yani yaklaşık 3'te 1'i gitmiş diyebiliriz. 0'dan 100'e de 6 saat gibi bir sürede şarj olabiliyor. Yani biz ürünü beğendik arkadaşlar. Ben hatta bunu Kore'ye hediye ederiz. Valla mı? Sen bunu evde kullanmaya devam edersin. Ya biz gerçekten kendi evimizde alıp kullanabileceğimiz bir ürün olduğunu söyleyelim. Tabii ki burada bizden çok sizin yorumlarınız önemli. Lütfen ürünle ilgili yorumlarınızı... Hatta şöyle yapayım. Söyle. Ben bunu bir hafta boyunca düzenli kullanayım. Bir haftanın sonrasında videonun altında yorumları güncelleme olarak da geçeriz istiyorsanız. Mantıklı. Hani nasıl bir sıkıntı yarattı, kaymaz alında da denerim ben. Hadi bakalım yorumlarımda hepsini yazarım ben videonun altına. O zaman ürünle ilgili bütün sorularınızı arkadaşlar Koray yorumlarda cevaplayacak. Eğer siz de Dreamy Leones Pro'yu almayı ya da daha detaylı bilgiye ulaşmayı düşünürseniz açıklamayı sizin için bırakacağımız linke tıklayabilirsiniz. Onun dışında düşüncelerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı, her şeyinizi merak ediyoruz. Eğer video size faydalı olduysa beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşene dek. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.